Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün size boyanın yapımını anlatacağım. Oyanın altına yazma kenarıma yani tığ battı yaptım. İkişer zincir çekerek. Onun üst kısmındaki yeşil olan kısım 3, 2 kat halinde örülüyor. Oyam toplamda 3 kat. Hemen nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Arkadaşlar önce oyamın şu en alttaki trabzanların üstünde trabzan kısmı örülecek. Tığ battının üstündeki. Aralarda ikişer zincir çekerek her tığ battının içine bir tane gelecek şekilde ördüm ben. Hemen devam edelim isterseniz. İki zincir çekiyorum. Tığ battının ortasındaki zincire bir trabzan yapıyorum. İki zincir, bir trabzan yapıyorum. İki zincir, bir trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Trabzanımı yapıyorum. Son derece basit. Bunu birkaç oyada daha göstermiştim zaten arkadaşlar. İkişer zincir çekerseniz de gayet muntazam düşüyor. Hem üst kısmı için yeterli hem de aşağıda böyle bir çekme ya da fırfırlanma gibi falan bir şey olmuyor. Yani bu satırı bitirelim. Üst kısmına geçmek istiyorum. Çok az bir yerim kaldı. İkişer zincir çekiyorum. Trabzanımı yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Hemen trabzanımı yapıyorum. Bir tane daha yapacağım. Bitti. Evet arkadaşlar, birkaç zincir çekeyim. Burada ipimi kesmek istiyorum. İpler birbirine çok karışıyor çünkü burada. Şimdi bu kısmını tamamladım. Oyamın alt trabzan kısmı yapıldıktan sonra şu çiçeğimiz sapı ve yaprağını oluşturan kısma geçiyorum arkadaşlar. Burada sayılara çok dikkat etmek gerekiyor. Çok dikkat etmediğimiz zaman sayılara çiçek ve yaprak tam alt alta düşmüyor, güzel durmuyor. Hemen yapalım isterseniz. Şimdi şu şekilde göstermek istiyorum. Bir saptan diğer sapın arasına geçmek için ben 3 tane boşluk bırakıyorum. 3 boşluğun ortasında da benim yaprağım var. Yani bir sap bir yaprak şeklinde gidiyorum. Hemen göstereceğim. Burada 2 tane sık iğne yapıyorum. Daha önce bir yaprak yaptığım için bir tane yaptım, iki. Şimdi sırada bir çiçek sapı yapacağım. Çiçek sapı yapmadan önce şu alttaki trabzanın tepesine bir girip çıkıyorum sık iğneyle arkadaşlar. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum şu dördüncü zincirimin üstüne, sayın siz de, ben sayıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aşağıya doğru 5 tane sık iğne ile iniyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yeterli oluyor. 5. Sonra tekrar sık iğne ile şu aradaki yeri şöyle göstereyim. Şurayı da sık iğne ile dolduruyorum. 2 tane sık iğne burada da yeterli. 1. Arasına girdik sanıyorum. Şöyle düzeltmek istiyorum arkadaşlar. 1, 2. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir sık iğne ile diğer trabzanın öbür tarafına atlıyorum. Yaprak yapacağım. Kolay bir yaprak modeli. 3 tane zincir çekiyorum. Bir başı alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Yaprağımın uç kısmını yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde yaprağım tamamlandı. Hemen sık iğne ile yandaki boş kısmı, trabzanlar arasındaki boşluğu 2 tane sık iğne. Üçüncü trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Trabzan için, çiçek sapı için. Geri dönüyorum. Üstüne 5 tane sık iğne yapıp ineceğim. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar sıradaki boş yerimi de sık iğne ile dolduruyorum. 2. Tekrar yaprak yapacağım. Diğer boşluğumu atladım. 1, 2, 3 tane zincir. 1 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Böylece yaprağımın uç kısmı yapıldı. 1, 2, 3 tane zincirle tekrar yaprağımı aşağıya bağlıyorum trabzanlarımın üzerine. Böylelikle bir sap bir zincir şeklinde ilerliyorum arkadaşlar. Yeşil kısmı bu şekilde. Hemen çiçeklerime geçmek istiyorum.
Çiçekler arasında çiçeklerimi yaprakların üzerine bağlıyorum arkadaşlar. Bir çiçekten diğerine geçerken şöyle göstereyim. İkişer zincir çekmek burada yeterli oluyor. Ben iki zincir çekmiştim. Yaprağımın tepesine giriyorum. Sık iğneyle. Tekrar bir iki zincir çekiyorum. Az önceki çiçek sapının ucunda bıraktığım yuvaya giriyorum. Önce 5 zincir. 3, 4, 5 zincir. Çiçek yuvama geri dönüyorum sık iğneyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir bu sefer. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Tekrar yuvamdayım. Şimdi 5 yaprak yapacağım. 5, 6, 7 zincir yaptım. Şimdi 6, 5 zincir yapacağım ve bitireceğim. 1, 2, 3, 4. Şöyle biraz ip sarayım hanımlar. İpim azaldı. 5, 6 zincir çekiyorum. 6 tane zincirimi çektim. Çiçek yuvasına dönüyorum. En son yaprakta 5 zincir. Yani 5, 6, 7, 6, 5 şeklinde ilerliyor zincirlerim. Ortadaki yaprağım biraz büyük oluyor. Tekrar 2 zincir çektim. Yaprağımın tepesine dönüyorum. Çiçeğim bu şekilde. Bir tane daha göstereyim arkadaşlar. 2 zincirle yeni çiçeğime geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum başlangıçta. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Sonra 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Şimdi azaltacağım birer birer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yeterli olacak son yaprağım. Tekrar 2 zincirle diğer yaprağımı atlıyorum. Şu şekilde. Böyle devam ediyorum arkadaşlar. Yaptıklarımıza bakalım isterseniz. Şöyle bir düzelteyim elimle. Bunları şimdi yaptık. Şunlar benim daha önce yaptıklarımdı. Beğendiyseniz eğer lütfen beğen butonuna basın. Abone de olursanız her yeni örneğimden haberdar olursunuz. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum.